Gündem dışı ilk söz Kocaeli'de çevreye yapılan yatırımlar ve İzmit Körfezi dip çamurun temizlenmesi hakkında söz isteyen Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'e aittir. Buyurun Sayın Şeker. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker TBMM'de konuştu. Vekil İlyas Şeker, Kocaeli'de yoğun sanayileşme dolayısıyla kirlenen İzmit Körfezi'nde yapılacak olan dip çamuru temizliği hakkında meclisi bilgilendirdi. Kokan İzmit Körfezi'nin 2004 yılına kadar canlılar yaşayamaz olmuştu. 2004'te AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin göreve gelmesiyle öncelikle kentin tamamında yapılan 23 adet atık su arıtma tesisleriyle atık suların tamamı arıtıldı. Günlük 250 ton çamurun körfeze akması böylece önlenmiş oldu. Yine yapılan ağaçlandırma, yeşil alan düzenlemeleri, sahil düzenlemeleriyle 9 milyonun üzerinde ağaç dikilirken 26 milyon metrekarenin üzerinde de yeni yeşil alanları oluşturuldu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 129 kilometre kıyı kenar uzunluğuna sahip olan İzmit Körfezi'nin doğusunda 2006 yılında tescil edilmiş olan 42 hektarlık sulak alan, güneyinde 2004 yılında tescil edilmiş 152 hektarlık Yalova Hersek Lagunu alanı ve birinci derece doğal sit alanı bulunmaktadır.